Dünya obeziteyle savaşmak için her gün yeni bir yöntemi kullanıyor, kullanmaya çalışıyor. Ne kadar etkili, ne kadar değil tabii yıllar sonra anlaşılıyor ama şimdiki moda mate bitkisi. Zayıflamak isteyenlerin favori çayı oldu. Çünkü yağ yakımını hızlandırıyor diyor uzmanlar ve mate çayının faydası da bir hayli çok. Çin çay denedim geçen sene. Faydası olmuştu bu sefer de mate çayı çok met ettikleri için, söyledikleri için ben de denemek istedim. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin umudu yeşil çaya rakip çıktı. Yaza daha 4-5 ay var ama şimdiden formunu korumak isteyenler harekete geçti. Yeni gözdeleri ise mate çayı. Mate çayı özellikle Güney Amerika'da orijinlidir ve özellikle orada şifa ve güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Yağ kırıcı özelliği çok fazla olduğu için bunu tercih ediyorlar. Bununla beraber yeşil çay, biberiye, kekik türü çayları tüketiyorlar. Şimdiden alınmaya başlandı mı? Evet, bayağı bir rağbet görüyor çayımız. Uzmanlara göre bu bitki obezitenin en büyük düşmanı. Mate çayının özellikle kilo vermede çok ciddi etkisi var. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor ve tüm dünyada aslında obeziteye karşı olarak kullanılmaktadır. Hem spor yapıp hem de mate çayıyla zayıflamaya çalışıyor. Nasıl etkili mi peki? Yani yavaş yavaş etkisini görmeye başladım. Üstelik içindeki maddeler yeşil çaydan çok daha etkili. Yeşil çaya oranla çok daha yüksek antioksidan kapasitesine sahiptir. Yeşil çaya oranı doğal olarak da antioksidan kapasitesi yüksek olduğu için bağışıklığımızı da geliştirmektedir. Bununla birlikte kafein oranı yüksektir ve böylelikle içerisindeki klorojenik asitle de metabolizmin hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Tek etkisi yağ yakmak değil, faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermenin haricinde DNA hasarını önüne engelleyici yani yaşlanmayı da geciktirici etki göstermektedir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi mate çayını da kaynatmadan demleyerek tüketmek gerekiyor ve günde 2-3 bardak tüketilmesi zayıflamak için yeterli. Karaciğer enzimlerini yükselteceği için karaciğerle ilgili rahatsızlıkları olanlar tercih etmemeli. Yine hipertansiyon, kalp damar hastalıkları olanlar da bundan uzak durmalıdır.